Kullum khairumma ten akrjete el nas. Taemron bil ma'roof ve tenhona bil mukaf. Ve teeminon bil Allah. Selamünaleyküm. Alküsselam. Hocama bir sorum olacak demiş. Benim 30 indi bir çocuğum var otizm hastası bir çocuğu varmış. Sürekli sinir krizi geçiriyor. Çok dua ediyorum. Yeter ki sakin olsun diye ama sakin olmuyor. Çok zor durumdayız. Sanki hapsolduk. Her taraftan kapalı gibiyiz. Çırpınıyoruz ama çıkamıyoruz. Lütfen bana dualar. Hangi dualar okuyayım? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi evvela şöyle söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da buyuruyor. Eşleriniz, çocuklarınız, mallarınız hep sizin için bir imtihandır. İmtihan sabır edeceksin kardeşim. Sabır. Tamam kardeşim ya nereye kadar sabır? Ya kardeşim sabır edeceksin ya. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını biliyorsun. Senelerce hasta kaldı. Senelerce. Bak kardeşim bak bu örneği unutma. Hazreti Eyüp peygamber ya. En büyük peygamberlerden. Eyüp Aleyhisselam'dan bahsediyoruz ha. Eyüp Sultan'la yatan sahabi Hazreti Eyüp'ten bahsetmiyoruz. Bildiğin peygamber yani. Bak Vücudundaki yaralardan kurt çıkıyordu. Kurt. Peygamber. Vücudundan kurt çıkıyor. Ve ne yapıyordu biliyor musun? Kurt böyle yere düşüyordu ya vücudundan. Alıp onu yerine geri koyuyordu. Aman şikayetlenmeyeyim. Aman. Rabbime şikayet etmeyeyim. Ben senelerce diyor sağlıklı yaşadım. Şimdi Rabbim beni birka ya birkaç sene dedi. Hastalığı da ne kadar sürdü yani. Bir rivayette yanlış hatırlamıyorsam 8 sene mi ne? Yanlış hatırlamıyorsam 8 sene olmasa da. Rabbim bana kısacık bir hastalık verdi. Ona şikayet mi edeceğim diyor. Üf. He zor bir şey. Otizm hastası zor bir şeydir. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Ne yapacağız? Günahlarımıza tövbe edeceğiz. Rabbim günahlarımıza kefaret ediyordur. Bu bir. iki imtihandır. Sabır edeceğiz. Derecemizi yükseltir. Üç. Kardeşim Yasin okuyacağız. Hacet namazı kılacağız. İsmi azam yapalım. Bak hep bunları öneriyoruz. Öneri böyle olur. Para da istemiyoruz kardeşim. Yasin okuyun. Hacet namazı kılın. Yani inşallah Rabbim de şifa verir. Yani zor bir şey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah'tan şifa istemek için ne yapabilirim? Veya da şifama vesile olacak doktor veya terapi rüyamda nasıl görebilirim Allah'ın izniyle? Yani rüyada doktor terapi görmek de ben bilmiyormuş duymadım bugüne kadar. Allah'tan şifa isteyeceğiz kardeşim. Hazreti Musa geldi dedi ki: "Ya Rabbi." Dedi ben hastayım dedi ya Rabbi. Allah Cellece'ye dedi ki ey Musa şu falanca ağacın yaprağını kaynat iç. Tamam ya Rabbi. <laughs> Hazreti Musa ağaca gitti, kaynattı, içti, şifa buldu. Birkaç zaman sonra Hazreti Musa yine hasta oldu. Hazreti Musa ağaca gitti, yaprağı topladı, içti, iyileşmedi. Dedi ki ya Rabbi, sen geçen sana geldim, hastaydım. Dedim ya Rabbi hastayım, şifa ver. Dedin ki ya Rabbi işte falanca ağacın şeyini kaynat ey Musa. iç şifa bulacaksın. İçtim şifa buldum. Ya Rabbi ikinci kez ağaca gittim. Kaynattım ama şifa gelmedi. Dedi ki Ey Musa, ilk bana geldiğin zaman şifayı benden bekledin. İkincisinde şifayı ağaçtan bekledin dedi. Şifayı Allah'tan isteyeceğiz. Biz sebepler ilaç içerken kardeşim, bunu yapacaksın ya Rabbi sebep bu şifa senden. Unutmayacaksın. Bunu daha önce söyledik. Ağzını hap atarken, işte ne bileyim bir ben bidon mu içiyorsun? Bidon mu içiyorsun? Gripim ne içiyorsan hiç doktorun tabi verdiği ilaçlarla. Ya Rabbi sebep bu, şifa senden. Bunu unutmayın. Üç. Diğer soruya geçiyoruz. Hocam öncelikle selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ee, ben size daha önce yazmıştım. Ben sizi 3-4 yıldır takip ediyorum ama daha önceden Cübbel Ahmet hocamı da takip ediyordum. Ve hala da öyle ama öncesinden ehli sünnetmiş değilmiş. Dikkat etmezdim. Kim olursa olsun dinlerdim. Ama sizin sayenizde ehli sünnet tanıdım. Elhamdülillah öğrendim. Allah razı olsun demiş cümlemizden. Diyeceğim şey şu daha önceleri takip ettiğim hocaların kitapları mevcut. Meaci dediğimiz hocalar <laughs> Allah muhafaza. Bunların kitaplarının sonuçta ayet hadis var. Evde tutmak da istemiyorum. Çöpe de atılmaz. Başkasına vererek vebale girmek istemiyorum. Ne yapmam gerekir? Kardeşim evinde Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Süleyman Ateş işte e, eski zındıklardan bir sürü adamlar var. Sayma zaten hepsinin listesini yaptık. Liste, bak YouTube sayfamızda bu bir nimettir. Evet. Kibir olsun demiyorum. Nimettir yani. Bunu benden başka kimse bir hoca yapmadı. Riyadan da Allah'a sanırım. Biz diyelim. Bizden başka kimse yapmadı onu. Ben demeyeyim. Biz diyelim. Rabbimin izniyle. Ehli bidat hocaların listesi. Ne hocası? Hoca da değil onlar. Ehli bidatın listesini yaptık. Sakın bu hocaları dinlemeyin diye. İşte hoca diye bilinenlere. Tek tek isimler yazıyor. Sayfada da var. Videoda da var. A alta açıklamayı da ekledik. Dinlemeyecek adamları. Onların eğer bir tanesinin kitabı bilmem nesi varsa. Peki ne yapacağız? Atsan atılmaz. Satsan satılmaz. Versen vermez. Yak. Yakacaksın. Yakacaksın. E, ayet var hadis var. Yakacaksın kardeşim. Bunun şeyi yok. Adam seni kafir edecek. Ne yapacaksın? Birine versen olmaz. Başka biri okur. Başka biri zehirlenir. Ne yapacağız? Sen başkasının zehirlenmesini istemiyorsan bunun başka yapacak yapacaklamı cimi yok. Şimdi Cübbeli Ahmet kitapları var diyorsun. Cübbeli kitaplarında yanlış bir şey var mı? Elhamdülillah yok. O kitaplar yakılır mı? Yakılmaz. Onları dağıtacaksın. Hayrına vereceksin. Ama Vida Dehli'nin bilmem nenin kitapları varsa Allah muhafaza. Hadi şimdi bir tane tenekeye doldur. Müsait bir yere götür. Bir, bir yerde yak. Bir çayırda, çimende yak. Yoksa evinde bir balkonun köşesinde yak. Yapacak şey Ne diyeyim sana şimdi yani? İmha edeceksin. Ya da ne bileyim Böyle küçük küçük oturacaksın. Küçük küçük işte parçalacaksın. Bir poşete koyarsın. Bir yerde yine onları toplar yakarsın. Böyle hani aleni şekilde yaksan belki sıkıntı olabilir ama küçük böyle parçalar halinde bir şekilde imha etmen lazım. Ehli sünnet hocaların kitaplarını evde tutacaksın. Ehli bidatın kitaplarını yakacaksın. Ben hususi bir gün bir AVM <laughs> AVM'deydim. Baktım namaz saat dedim mescide gideyim. Huyumdur. Gider Hemen bu AVM'lerde böyle değişik yerlerdeki raflara bakarım kontrol ederim. Kimin kitapları var diye. kim okunuyor. Bir baktım geçen gün bir tane sapığın tam ayet hadis inkarısı. Doldurmuşlar AVM'nin kitaplığına. Ah dedim ha. Ah. Hüseyin onu orada koyar mı? Hüseyin onu orada koyar mı kardeşim? Hemen aldım onu orada. Allah Allah ne yapacağım? İmha ettim. Yakma imkanım yoktu. İmha ettim. Kimsenin bulamayacağı bir yere. He, mutlaka yapılması gereken şu. Yakmak. Yakma imkanı yok mu? <laughs> Öyle bir yere sakla ki. Bak. Saklarken yani evin içinde değil. Dışarıda böyle ne bileyim izbe, kimsenin uğramadığı ne bileyim bir betonun içine göm. Bir yere. Yani kimsenin misal diyorum yani artık sen nasıl kendi ayarlarsan ayarla. Onu, orasını ben karışmam. Ama onlar içinde. bir daha söylüyorum. İçinde ayet var, hadis var. Çöpe atılmaz. Yakacaksın kardeşim. Bunun başka konuşacak bir tarafı yok. Eğer bunu böyle yapmazsan sana sıkıntı olur. Bir de o adamın kitabını evde tutmak adamı zaten bereketli yeter ya. O kitabın o evde olması sana bereketli yeter. El üstüne hocaların kitaplarını alacaksın. Rafa koyacaksın ama okuyacaksın. Bizde huydur. Kitaplar alınır, rafa süs diye koyulur. Öyle karşıdan otururuzlar bizim millet. Allah razı olsun. Bu konularda daha dikkatli olacağız. Kim hoca, kim değil? Ben Allah için soruyorum ya. Ah misal. Tesbih. Adam tesbih hastası. 40 kere araştırıyor, bakıyor bilmem kukamı, bilmem işte tam da bilmiyorum. Ben yani çok tesbihli aram yoktur. Çekez de, elhamdülillah da yani. Hani anlamam o anlamına diyorum. İşte yok kukamıdır, Erzurum oltu taşı mıdır, bilmem ne fil dişimidir, at kulağı mıdır, bilmem ne midir. Bilmiyorum diyor yani. Böyle 40 defa araştırıyor. Tesbih hayranıyım ben kardeşim diyor. Araştıracağım. Aynı adam her önüne gelen dinliyor. Her ne olacak kardeşim hepsi aynı şey. Nasıl? Bir tesbih alırken bile 40 liradan su getiriyorsun. Özel sipariş veriyorsun. Alınır mı işte bilmem. Çektikçe diyor rengi değiştiriyor hocam diyor böyle çektikçe parlıyormuş diyor Allah Allah. Hareketlere bak. Ya sen hocaları dinlerken sözde hocaları her önüne atlıyorsun. He? hani hıyarım var diye tuz oluyorsun. Yok taslamanmış, yok Mehmet okuyanmış, yok bilmem Mustafa is. Şimdi adamların adını söyleyince bile cinleniyorum. Allah için böyle şeyler yapmayın bana. Gözünü seveyim, rica ediyorum. Dinleyeceğin hoca belli kardeşim. Dinleyeceğin hoca belli. Evet. Geldik son sorulara. Sohbeti bitireceğim. Biraz <laughs> sesim gitti iyicene. <için. gülüyor>